İbuprofen ve kodein, kombine ağrı kesici. İbuprofen ve kodein. Eczanelerde satılan ibuprofen ve kodein kombinasyonu. İbuprofenin ağrıyı ve iltihaplanmayı azaltmasına, ek olarak kodeinin merkezi sinir sistemindeki ağrı sinyallerini engellemesi sayesinde çeşitli ağrıları tedavi etmede etkilidir. Tek tablet genellikle 200 mg ibuprofen ve 12.8 mg kodein içerir. Kimler ibuprofen ve kodein alabilir ve kimler alamaz? Kombinasyon ibuprofen ve kodein, sadece diğer ağrı kesiciler yetersiz kaldığında, 12 ve 17 yaş arası çocuklara ve yetişkinlere verilmelidir. 12 yaşından küçük çocuklara asla verilmemelidir. Hamileler, emzirenler, ilaca alerjisi olanlar, böbrek karaciğer kalp hastalığı bulunanlar ve aşırı alkol kullananlar için uygun değildir. Eczacınıza ya da doktorunuza danışmadan kullanmayınız. İbuprofen ve kodeini nasıl ve ne zaman almalısınız? İbuprofen ve kodein içeren ağrı kesiciler, doktor kontrolünde kullanılması gereken ilaçlardır. Ancak eczanelerden reçetesiz de satılabilmektedir. Bu ilaçları genellikle yetişkinler ve 12 yaş üzeri çocuklar kullanabilir. Ancak kullanmadan önce mutlaka beraberindeki prospektüsü okumak, doğru dozajı öğrenmek gerekir. Özellikle kalp, karaciğer, böbrek hastaları gibi kronik rahatsızlığı olanların doktor onayı olmadan kullanmaması çok önemlidir. Hamileler ve emziren anneler de doktor kontrolünde kullanmalıdır. İbuprofen ve kodeinin yan etkileri. İbuprofen ve kodein kombinasyonu, kısa süreli kullanımda yan etki riski düşük olsa da baş ağrısı, mide bulantısı, kabızlık gibi hafif yan etkiler görülebilir. Ciddi yan etkiler ise nadirdir ancak mide kanaması, böbrek sorunları yaşanabilir. Çok nadir durumlarda anafilaksi gelişebilir. Herhangi bir yan etki görülürse, hemen kullanmayı bırakıp doktora başvurmak gerekir. Kısa süreli ve dikkatli kullanım, yan etki riskini azaltır. Yan etkilerle başa çıkma. İbuprofen ve kodein kullanımında görülebilecek yan etkiler için alınabilecek önlemler. Baş ağrısında ilacı bırakıp parasetamol denenmesi, uyku hali ve baş dönmesinde araç alet kullanmama, kabızlıkta lifli beslenme ve egzersiz, bulantıda ilaç yemekte alınması. Mide yanmasında antiasit kullanılması ve gazlı diyete dikkat edilmesidir. Yan etkiler geçmezse mutlaka doktora başvurulmalıdır. Hamilelik ve emzirme dönemi. Hamilelikte özellikle son trimesterde ve emzirme döneminde ibuprofen ve kodein kombinasyonu önerilmez. İbuprofen bebekte dolaşım sorunlarına, kodein ise solunum sıkıntısı ve çekilme belirtilerine yol açabilir. Emziren annelerde de kodein süte geçerek bebekte solunum sıkıntısına neden olabilir. Bu makaleyi okumak için lütfen QR kodunu tarayın. Daha fazla bilgi için lütfen sosyal medyamızı takip edin veya web sitemizi ziyaret edin. doktorifi.com